12 Eylül'le Türk solu büyük darbe yedi. Ülkenin siyasi tarihine, ekonomisine, toplumsal yaşamına olduğu kadar edebiyatına, sanatına, müziğine de damgasını vuracak bir yeni dönem başladı. Ahmet Kaya'yı Ahmet Kaya yapacak yıllar geliyordu şimdi. 1980'lerin özgün müziği doğmak üzereydi. Bundan böyle yaşanan her acı yeni müziğin nota defterinde bir ezgiye dönüşecekti. ...12 Eylül sabahından itibaren Türkiye'de alabildiğine yoğun bir baskı dönemi başladı. Parlamentoyu, hükümeti feshedip sendikaların ve partilerin faaliyetlerini durduran askerler ülke çapında geniş bir tutuklama kampanyası başlattılar. Darbenin ilk günlerinde sol gruplar direniş sloganlarıyla dolu duvarları yalanlarcasına sessiz sedasız teslim oldular. Solda ilk hayal kırıklığı o ilk gün yaşandı. İzleyen yıllar içinde 12 Eylül rejiminde tam 50 bin kişi gözaltına alınacak, 50 kişi idam edilecek, 55 kişi işkencede ölecek, 15 bin kişi siyasal nedenlerle mahkum olacaktı. 16 Eylül günü tutuklandım ve şeye gittim, Selmiye'ye. Niye 13 Eylül değil de 16 Eylül diyeceksiniz? 15 Eylül'e kadar yakalanırım diye eve gelmedim. 16 Eylül'de geldim ve 16 Eylül günü yakaladılar. Yakalananlar askeri cezaevlerinde sağcıysa solcuların yanına, solcuysa sağcıların yanına konuyorlar ve karıştır barıştır denilen bir uygulamayla bir arada olmaya zorlanıyorlardı. Tutuklulara tam bir askeri nizam uygulanıyor, marşlar ezberletiliyor, fiziki ve psikolojik baskı yapılıyor, direniş güçleri zayıflatılıyordu. Türkiye solu tam bir bozgun yaşıyordu. İzleri yıllarca silinmeyecek ağır bir bozgun. Kimileri 20 yaşında içeri girip bütün bir gençlik dönemini koğuşlarda bırakıp yaşlanmış olarak çıktılar dışarı. Kimileri ise daha erken çıkıp bu kez dışarıdaki bozgunla karşılaştılar. Benim yattığım süre o kadar uzun değil. Yani toplasan yattığım süre 8-9 ayı geçmez. Fakat burada Hasan Hüseyin'in bir lafı var, çok hoşuma giden. Ne içeridekiler kahraman, ne dışarıdakiler korkaktılar. Birileri bu hayatın, yaşanan şeylerin bedelini içeride ödedi, kimileri dışarıda ödedi. Biliyor musun, içerideki insanlar çok daha rahattılar. Çok daha rahattılar. Yani operasyonlar vardı, doğru, yani dayaklar yiyorlardı. İşte benim eşim uzun yıllar cezaevinde kaldı. Peki biz yemiyor muyduk dışarıda? Dışarıdakilerin durumu da en az içeridekiler kadar zordu. Bir defa yalnızdılar. Örgütler çökmüş, partiler kapanmış, sendikalar dağılmıştı. Ta 1970'lerden beri terk edilen örgütlü sendikal mücadelenin yerine konan tepeden inmeci ya da serüvenci hareketler alanı bir anda boşaltıvermişlerdi. Şimdi koca bir kuşak kitleden kopuk, korumasız, dayanaksız, dağınıktı. Bütün bu yalnızlığın üstüne bir de parasız, işsiz, güçsüz ve sicilliydiler. Devrim hayallerini terk edip iş adamı olan eski dostlarsa, bırakın onlara iş vermeyi, yanlarına yanaşmaya bile korkuyorlardı. Ya onlardan istediğim bir tek yani belki bir bardak Coca-Cola'ydı. Belki de bir 90 lira bilet parasıydı, otobüs bileti parası. Belki çıkartır bir tanesi verir diye düşündüm. Hiç vermediler. Ve o merdivenleri inanılmaz bir şeyle iniyordum. Yapmayın diyordum ya. Bu kadar savaş verdik. Bu kadar dövüştük. Afişler astık, vurulduk, vurduk. Yani yapmayın yani. Nasıl insanlar bu kadar değişebilir? Nasıl bu kadar kötü olabilir? 12 Eylül bozgunundan geri kalanlar için en zorlu dönem başlıyordu. Ortada kalmışlardı. 25 yaşındaki Ahmet Kaya cebinde otobüse verecek bilet parası olmadığından eve yürüyerek döndüğü bir gece düşündü, taşındı ve sığınabileceği bir tek yerin kaldığını gördü. Cezaevi. Para yok. İçeride daha rahattım yani. Belli bir takım ilişkiler vardı, bir takım durumlarımız vardı. İçeri girmek için ne yapmak gerekiyordu? İçeri girmek için sistemin biraz tersine gitmek gerekiyordu.
Bunun için bir kaset yapmak gerekiyordu. Hadi oturalım, bunun hesabını yapmaya başladık. İşte Ahmet Kaya'nın ilk kaseti bu hesapla hazırlandı. Kaset çıkacak, Kaya muhalefetten tutuklanacak ve içeride bir süre daha vakit geçirecekti. Ama yatıp da çıkamamak da vardı. O yüzden kendince bir tedbir aldı ve albümün sonuna çok ilginç bir parça ekledi. Esirden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti haydi senle git. Bak ne diyor ceddi şehidin işi, haydi git evladım uğurlar var. Yani o cesur o yanımın yanı sıra bir de korkak yanım vardı. O da ben ne yapayım ne diyeyim dedim, buraya şeyi koydum. Mehmet Akif'in bir şarkısını, belki dengeyi sağlarım diye. Şimdi hem içeri girmek istiyorum ama yani iki sene sonra falan çıkmak istiyorum. Yani çünkü 10 sene yatarsam perişan olurum, bıktım mı hapishaneye yani. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış, geçmiyor günler, geçmiyor. Böylece Ahmet Kaya 1985 yılında içeri girme niyetiyle ve eş dosttan toplanan paralarla stüdyoya kapandı ve yıllarca biriktirdiği türkülerini söyledi. Türküleri avluda volta atanlardan, mapusta açmayan çiçeklerden, gönüldeki eski sevdalılardan söz ediyor, adeta içeri düşmüş bir kuşağın acılarını tercüme ediyordu. Kasetteki bütün besteler kendisine aitti. Bozuk bir Türkçeyle, yer yer yılgın, bazen de asi bir edayla söylüyor, ezik, kırık, dağınık bir kitleye sesleniyordu. Aynı daldaydık, aynı daldaydık, aynı daldan düştük, ayrıldık. Aramızda yüzyıllık zaman, yol yüzyıl. Gerçi darbenin üstünden 5 yıl geçmişti ama Türkiye hala sessizdi. Bütün muhalif sesler bastırılmış, kimselerin sesi soluğu çıkmaz olmuştu. Örgüt davalarının yanı sıra Aydınlar Dilekçesi, Barış Derneği gibi davalarda onlarca aydın, yazar, sanatçı, bilim adamı yargılanıyordu. Türküler susmuştu. 12 Eylül öncesinin türkülerini söyleyen Ruhi Su, tedavisi için yurt dışına gitmesi gerekirken pasaport verilmediği için öldü. Onunla birlikte müzikte bir dönemde kapanmış oluyordu. Şimdi yeni dönemin yeni türküleri söylenecekti. Ahmet Kaya tam da Ruhi Su'nun öldüğü yıl kasetini tamamladı ve piyasaya çıkacağı gün annesiyle vedalaşmaya gitti. Anneme dedim ki, anne kusura bakma yani biz bir kaset yaptık. Ya adam olamadık ya, ne yapalım şimdi. Belki istediğin gibi bir insan olamadım ben ama aslında iyi bir insan olabilirdim, aslında kötü bir insan da değilim fakat olmadı dedim ya, şansımız tutmadı, ne yapalım. Hasbel kader, senin yakın akrabaların ya da dostların iş adamı oldular, bizden bir bok olmadı yani. Tekrar içeri gideceğim dedim. Annem camın dibine oturup ağlıyordu yani. Ağlama bebek, ağlama sen de. Umut sende, yarın sende, ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Yağmur gibi gözlerinden akan yaş değil. Bu suskunluk, bu durgunluk, sıkıntın niye? Ahmet Kaya'nın ilk kaseti Ağlama Bebeğim 1985 yılında çıktı. Kaya kasetin piyasaya verildiği gün polislerin gelip kendisini almalarını bekleye dursun, işler hiç öyle gelişmedi. Kaset birden peynir ekmek gibi satılmaya başlandı. Ağlama Bebeğim çok kısa sürede 450 bin gibi müthiş bir satış rakamına ulaştı. Adeta birileri yıllarca saklandıkları yerden çıkıvermişler ve bu sese kulak kabartmışlardı. Herkes şaşkına döndü. Tabii en çok da Ahmet Kaya. Mahkum olacakken şöhret olmuştu. Ben bir şöhret oldum birdenbire. Allah Allah. Hapise girecekken hiçbir şeye giremez bir hale geldim şimdi yani. Şirket yok, ev yok, bank yok, hapishane yok, bir bok yok yani.
Ben sokakta gidiyorum, bütün insanlar üniversite talebeleri. Ben Ahmet abi nereye falan diyorlar. Tabii ben Unkapan'dan işte Koca Mustafa Paşa'ya yürüyorum ya. Cebimde 90 lira otobüs bilet parası yok. Diyorum malas çocuklar, jogging takılıyorum diyorum. Jogging yapıyorum. Ha diyorum işte spor, yani spor yapıyoruz ya. Ha iyi Ahmet abi falan. Aman sana ihtiyacımız var diyor. Hadi lan falan diyorum ya. Yani. Böyle bir muhabbet. Ahmet Kaya efsanesi işte böyle doğdu.